yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Şunu şuradan geçirmeye çalışıyorum. Neyi? Şu borunun üstünden. Neden? Olmuyor. Kutay, ne yapacaksın? Bir söyler misin ne yapacaksın? Niye geçirmeye çalıştın? Program başlamadan kendimi, evet, yukarı çekeceğim. Program başlayacak. Tepeden uçarak ineceğim. Yıkılacak ortalık. Televizyon tarihinde bir ilk. Televizyon tarihinde bir ilk. Sen, evet, de yıkılma umarım. Nereden geldi aklına, anlamadım ki. Pembe kurdeleyle kendini bağlamış bir de Denizciğim, ya. Denizciğim, dün akşam yatmadan böyle aklıma dedim ki, programda bir şeyler yapıyoruz ama hiç yeni yaratıcı bir şeyler değil. Yani böyle yapıyoruz bir şeyler ama bana yaratıcı gelmiyor artık. Ha, o yüzden gele gele pembe bir tane şey geldi. Yaratıcı, hı, olmaya, yaratıcı, tamam, davranmaya karar verdim. Harikasın, şimdi, evet. Jenerik bitecek. Ben böyle inmeye başlayacağım. Sen de kendine yaratıcı yönetmene bir şeyler... Yönetmene gerçekten anlatacak mısın bunu böyle? Ben böyle yapacağım falan mı diyeceksin? Her şeyi yönetmene anlatmaya gerek yok. Yapabilecek misin Hayır, bunu tam başlarken yani? Çekerim kendimi yukarı. Çekeceksin. Bak kulaklıktan konuşuyor. Peki dedi yani. Ya bir saniye, sen şunu bırak Allah aşkına yani. Bir dakika. Sakatlık çıkaracaksın başımıza yaratıcılık diye. Değil. Ay Kutay ya. Ah ya, bir türlü atamadım ya. Ya hiç yakışmış mı bir de pembe kurdeleyle yani belinden? Pembe renk, pembe yaratıcılığı tamam, geliştiren oradan indikten bir renkmiş. Sonra da cimi cipe bağlayalım seni, bir de onunla gez istersen. Aa bak, ilk defa televizyon ekranlarında bir ilk. Bir de bundan sonra sevgili seyircilerimiz, bundan sonra eğer gelen konuğumuza bir sorunuz varsa şöyle yapacağız. Soru sorabilir miyim lütfen demeniz yeterli değil mi? Ya Deniz, niye karışıyorsun? Ne demek niye karışıyorsun? Başka ne yapacaklar? Soru sorabilir miyiz diyecekler. Hayır efendim. Çikilop diye elimizi kaldıracağız ve çikilop diyeceğiz, tamam mı? Mesela bir deneme lütfen, yapabilir lütfen, miyiz? Mesela dinlemeyin. Diyelim ki program esnasında sizin bir sorunuz var. Bir prova alalım. Çikilop. Ya. Hayır ama bir saniye. Kutaycığım, elimizi... aşk olsun ya. Böyle bir şeye gerek yok. Yani soru sorabilir miyim demeniz gerçekten yeterli yani. Yaratıcı diye saçma sapan şey aklına gelmiş. Tamam, teşekkür ederim. Gülşah, senden bir prova alabilir miyiz? Tabii ki. Çikilop. Bak ya, bak televizyon gerçekten ekranlarında bir ilk bu, ilk. Harika. Yani var ya, yani buraya oturtmuşuz sonra... profesör konuklarımız vesaire, oradan biri çikilop diyecek öyle, evet, mi? Bu yaratıcı bir fikir yani. Bununla da bitmiyor, tamam, bununla yani da bitmiyor. Mesela Gülşah, bir prova daha alabilir miyiz? Tabii. Hı-hı. Çikilop. Ha, çikilop, evet, dedikten konumuzun sonra bir Gülşah sorusu var. Bir de hemen mesela işte radyoterapi nedir bilmem ne falan diye sağlık gününde olduğunu düşünür müsün lütfen? Hayır, sorusu... daha bitmedi ama hemen niye olaya giriyorsun, bir saniye. Çikilop dedi. Aa evet, konuğumuzun bir sorusu var dedik. Sonra, evet, konuğumuz ayağa kalkacak. Sorusu olan konuğumuz. Evet. Sonra Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşe siceler diyecek. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşe siceler diyecek ve ondan sonra sorusunu soracak. Yani Deniz, şaka yapıyorsun. Seyircilerimiz o kadar iyi niyetli, bak, ki senin şu anda saçmaladığın şeylere bir de yani teşekkür ederim Gülşah'cığım, bizi kırmadığın için yani. Ama şimdi yani bir prova saçma daha rica söylüyorsun. Senden bir prova rica edebilir miyim lütfen konuğumuz? Bir sorunuz var diyelim, nasıl soracaksınız? Çikilop. Bak, burada biz mi ciddi bir şey yapıyoruz. Çikilop diye gerçekten elinizi kaldıracak mısınız? Bu yaratıcılık. Yani? Kaldırmayacağım. Yaratıcılık falan değil. Ne, bu oradan ne dediniz? İyice. Kutay, program başlayacak zaten. Diyorlar. Birazcık acele eder misin? De, yani gece de rüyaya yatıp insan çok yaratıcı olamaz ederim yani. Bu şekilde yapıyoruz. Bir de Figen. Figen, böyle olmaz. Böyle olmaz. Yani ben, hayır, dün programla alakalı bazı kararlar aldım. Aha. Şimdi bazı orkestrada... Gece Kutay rüyaya yatmış programla ilgili. Orkestrada aynen. Bir, bir revizyona gitmemiz gerekiyor. Ondan sonra şimdi seni klavyeye alacağız. Ne yaratacak acaba? Değerli eşin Serkan Biricik'i de mikrofona solist olarak lütfen. Hadi gel sen söyle. Bundan sonra Serkan'ı dinleyeceksiniz. Ne diyorsunuz? Yani gerçekten daha iyi. Bak, yaratıcılık işte. Eyvah. Figen, geçer misin lütfen? Şimdi ben bir... de nasıl çalacağım onu da bilmiyorum. Peki. Bir, evet. Bak yine bizim canımız yani orkestramız, yine kırmadılar. Senin bu yaratıcı diye saçmalama altındaki her şeyini kabul ettiler. Hiç saçmalama yok. Evet, lütfen bir şarkı rica edelim. Evet. Ama hadi Serkan, yaratıcılık diyor, sen oradan ses almaya çalışıyorsun. Söyleyemeyeceğim. Yaratıcılık. Yani Serkan, yani bu kadar yaratıcı bir fikir gelmiş ve söyleyemiyorum. Stüdyoda kaos. Ya, bunlar şey değil. Becilemedim. Hadi hadi hadi, olmaz. Bravo. Basar. Yaratıcı.
şarkıcı olmak için öyle gece kendi kendine hayal etmen yeterli tamam, değil. Tamam, orkestrayı halledemedik. O zaman şuna yardım et. Şunu şuradan geçirin. Bir de Çikilop zaten onu hallettik. Tamam, zaten tamam. Şimdi yayına girmek üzereyiz. Yönetmenim isterseniz bir şarkı girelim Figen Biricik ve orkestra. Hayır canım, niye şarkı? Ya saçmalama, program başlayacak artık. İyice abartma. Tamam, program başlayacak. Ben aşağıdan ineceğim. Biz sonra gayet... herkes Çikilop diye bağıracak. Hayır, oğlum. Bağırmayacak. Biz gayet yaratıcı bir program yapıyoruz zaten. Açılış için biz hazırız yönetmenim, merak etmeyin. Kutaycığım, bence sen değişiklik hiç yapma. Ne yapmayayım? Değişiklik yapma bence orkestrada. Bence böyle gayet güzel. Bence de. Bence de. Kesinlikle. Zaten Serkan abi vallahi heyecan yaptın. Hem de nasıl, değil mi? Stüdyodaki çok değerli konuklarımız ve ekranları başında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz. Türk televizyon tarihinin en Çikilop programı Hayat Okulu'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, Kutay'ın yaratıcı.
yaratıcı fikirlerinden sonra bugün anladığınız üzere yaratıcılık konuşacağız. Hepimiz biliyoruz ki aslında hani sanatçıların ve reklam sektöründe daha çok yaratıcılıkla ilgilenildiğini düşünüyoruz ama öyle bir şey yaptığımız yok. Her işte aslında yaratıcı olmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Her şeyde bir şeyler bulabiliriz yani. Ve yönetim danışmanlarımız her hafta, her pazartesi olduğu gibi Umut Sağ ve Tülay Üstündağ bizlerle birlikte yaratıcılığı konuşacağız. Hayat Okulu başlıyor. Evet. Hoş geldiniz. Yine bir pazartesi günü ve yine Umut Sav yeni imajıyla karşımızda. Çok yakışmış. Olanca evet yakışıklılığıyla. Efendim, sizin güzelliğiniz. Madem yaratıcılık konuşuyoruz biraz özgür olmak diye ben de bıraktım sakın. Harika evet, bir şey. Güzel olmuş. Tülay Hocam siz de olanca zarafetinizle hoş geldiniz çok stüdyomuza. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Sağ olun. Şimdi ben konuyu konuşmaya başlamadan şöyle bir seyircilerimize dönmek istiyorum. Yaratıcılık deyince yaratıcılık nedir sizce? Yaratıcılık insanların kendinden yani bir şeyler katması, bir şeyler bulması. Peki sizin kendinizi çok yaratıcı hissettiğiniz bir alan var mı? İşte ben şu işi yaparken hani başkalarının yaptığından çok daha farklı yaparım, daha iyi yaparım dediğiniz bir şey var mı? Yani o konuda pek yani el işi yaparım. Başka da pek bir öyle yaratıcı yani, konum yoktur. Yani şey yaparken bile evdeyken bir kuru fasulye yemek yaparım yaparken mesela değişik bir. Şuna evet, şöyle bir dokunuş yani değişik gibi tarifler uygulamayı severim. Yani o yönde gelişmişimdir biraz o konuda. Süper harika. Başka bir mesela bir öğrenci arkadaşım Merve niye kafana eğip duruyorsun ya orada? Merve değil mi? Aa, sen Merve değil miydin? Pardon kimdin sen? Işılay. Işılay mı? Ben evet, niye seni Merve diyebiliyorum? Sigeç de öyle demiştim doğaçlamadan onun bak aklımda kalmış. Ya oradan kaldı. Işılay. Evet. Yaratıcılık. Yaratıcılık ne? Bir iş yaptığımızda kendimizden bir şeyler katmak, daha farklılaştırmak, özgürlüğümüzü katmak bir nevi. Sen öğrenci misin? Öğrenciyim. Hangi bölümde okuyorsun? İktisat. 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 Peki senin böyle yaratıcılık konusunda hani ben şu konuda başkadır ya da hani dersler için de konuşulabilir. Dersler için değil de daha çok ben de yemek veya tatlı bazında konuşacağım. tatlı falan yaparken daha böyle yaratıcılığımı konuyorum, ortaya koyuyorum sunum yaparken vesaire. Tarife bağımlı kalmıyorum aynen, diyorsun. Aynen kalmıyorum. Bir çilek süslemesi, bir taze nane sunum yaparken aynen. İyi, öğrencilikte süper. Genelde farklılıklar olmuyor. Yani herkes anladım, tek düze. İyi bakalım. Teşekkür ederiz Merve Işılay. Evet Tülay Hocam, yaratıcılık nedir diye başlarsak eğer yani gerçekten bazı alanlarda mı sadece yaratıcılığa ihtiyacımız var? Yoksa yaptığımız her şeyin içinde bir yaratıcılık payı var mı? Ne güzel bir soru. Mutlu oldum doğrusu. Her şeyin içinde bir yaratıcılık payı var mı? Var ya, var. Ve üstelik de yaratıcılık öyle bir kavram ki geçen yüzyıldan beri tanımlanmaya çalışılan ama ortak bir tanımda buluşulamayan bir kavram. O kadar farklı kişi, o kadar farklı biçimde tanımlıyor ki o tanımları incelediğinizde hayatın her alanında olduğunu görüyorsunuz. Günlük hayatın içinde, sanayide, teknikte, günlük yaşamın içinde, yaptığınız bir işte, dokunduğunuz bir döşeme planında efendim bir başka gün yapacağınız bir yemeğin içine kattığınız ufacık bir katkı maddesinde ve benzeri. Doğuştan getirdiğimiz bir yeti, dolayısıyla hepimizde var olan bir yeti, yaratıcılık. Hepimizde var ve bunun içinde dahi olmak gerekmiyor. Öyle bir yetiden söz ediyoruz. Yeter ki işe koşalım bu yetiyi. Ne yapalım? Günlük yaşamımızda hayatımızı renklendirelim. Ne yapalım? Bir soruna çözüm bulalım. Bu böyle yapılmaz yerine acaba şöyle düşünebilir miyim? Böyle bir şey olabilir mi diyelim. Yaratıcılık ne? Dönüp baktığınızda sorunu çözmenin de ötesine geçip biricik bir şey öneriyorsanız. Daha önce bunu düşünmemiştim ama şimdi aklıma geldi diyebilmek yaratıcılık. Aa, bunu daha önce yapmamıştık. Şöyle yapsak nasıl olur? Hani sevgili Kutay'ın yukarıdan aşağıya inme fikri gibi. Hani ne kadar işlevsel işe yarar, ne kadar yapalım başka bir şey ama işte farklı bir görüş. Ya Deniz, görüyorsun değil mi? Farklı. Ben de hiç kale almamıştım hocam. Şimdi çok çiklop bir fikir. Hani ne kadar verimli olur bunu düşünmek gerekli evet, yaratıcılıkta. Çünkü her düşündüğümüz verimli de olmayabilir, amacımıza uygun olmayabilir. Bir başka deyişle
yaratıcılık sorun çözme diye ifade etmeye çalışabiliriz. Hani birisi yapsın, başkası yapsın. Benim işim değil ki bu yerine. Bir dakika, ben size bir şey düşündüm ve şunu önerebilirim diyebilmek yaratıcılık. Bir çırpıda aklıma gelenler. Dolayısıyla sanatın içinde de var. Günlük hayatın içinde de. Bir sunum hazırlarken metnin içinde de var. Bu programda da var. Acaba ne yapsak da daha çekici bu hizmeti hale versek, seyircimizle biz çok daha etkili bir program yapsak. Hı hı. Kısaca. Umut Hoca, Tülay Hoca şey dedi, doğuştan gelen bir yetimiz bizim dedi ama doğar doğmaz tabii ki hepimiz bir yaratıcılıkla değil, onu bir şekilde bilemek gerekiyor değil mi? Sonradan aslında daha çok ortaya çıkan bir şey, ne yapmak lazım onu daha bilemek ve ortaya çıkarmak için? Şimdi bireyin yapması gerekenler, ailenin yapması gerekenler, eğitim sisteminin yapması gerekenler diye ayıralım diyorsunuz. Diye ayırmak lazım. Elbette ki hani eğer çocuktan bahsediyorsak hani bebeklikle başlıyor bu süreç. Dolayısıyla önce aileye bakıyor olmak lazım. Ailenin hani çocuğun o gerçekten yeni bir şeyler düşünme, yeni şekilde söyleme, içinden geldiği gibi hareket etme noktasında çocuğa nasıl yaklaştığı, ne kadar sınırladığı, onun özgürlüğüne ne kadar olanak tanıdığı ile ilgili bir süreci de görmek gerekiyor. Onun hemen arkasından gelen hani okul öncesiyle başlayan ve hani 20'li yaşlara kadar devam eden bir eğitim süreci var. O eğitim sürecinin içerisinde öğretmenlerin veya eğitim sisteminin bireyin ne kadar hani yeni düşünceye, bir şeyleri farklı yapabilmeye, sorgulamaya, yeni bakış açılarını, kendi sözünü söylemeye ne kadar olanak tanıdığına bakmak lazım. Ve elbette ki bireye döndüğümüzde birey kendi düşündüğünü ifade etmekte ne kadar cesur. İfadesine hayır diyenlerle mücadele etme noktasında ne kadar sabırlı, ne kadar azimli. Bunların her biri bu sürenin içerisinde çok çok önemli olanlar. Ama bireye baktığımızda bireyin hani yeni bir şeyler söylemeyle ilgili kafayı çalıştırıyor olması, bir dakika yapılmışı yapma, söylenmişi söyleme, burada madem bunu Umut söylüyor, burada madem bunu Deniz yapıyor, burada madem bunu Işılay hayata geçirecek, o zaman onun eşsiz katkısı ne olacak noktasında kendisini ortaya çıkartabilecek, onun etkisini, hayatın içerisindeki sözünü diğer nesillere aktarabilecek bir yaklaşımı, bir çalışkanlığı, bir bilgi haznesini doldurmayla ilgili çaba gösteriyor olması gerekiyor. Tülay Hocam sürekli sizi dinlerken ah ah ya da evet evet diye dinledi. Şimdi buradan mutlaka sizin de söyleyecekleriniz vardır diye düşünüyorum. Biz toplum olarak yaratıcı bir toplum muyuz ya da farklılaşmaya girdiğimiz zaman nasıl değerlendiriliyoruz hocam? Çocukken evet. Kabullenir mi? Evet. Yaratıcıyız. Sorduğumuz sorularla, merak ettiğimiz çevreyle, dokunduğumuz, yapmaya çalıştığımız, konuştuğumuz her şeyde ama çocuklukta. Büyüdükçe nasıl oluyorsa, aslında biliyorum cevabı da mahsus söylüyorum. Nasıl oluyorsa daha kuşatılmış, daha sınırlı, daha çerçevelenmiş hayatlar yaşıyoruz. Bizde çakma çok. Ama çakma demek yaratıcılık demek değil. Kopya taklit çok. Bu yaratıcılık demek değil. Özgünlüğü arıyoruz yaratıcılıkta. Biricikliği arıyoruz. İlk kez onu söylemiş olmayı arıyoruz. Dolayısıyla dönüp baktığımızda evet, okul öncesi dönemdeki çocuklarda araştırmalar diyor ki yaratıcılık yüzdesi %95-98'lere kadar. Neden? Soru soruyor. Hiç bıkmadan soru soruyor çocuk. Merakı var. Bıkmadan dokunuyor. Bıkmadan elliyor. Bıkmadan arıyor. O kutunun arkasında ne var? O dolapta ne var? Oraya ne koydunuz? Burada ne olur? Oraya nasıl gideriz? Sayısız soru çocuklarda. Örgün eğitimle başlıyor. Neler? Azıcık sus, azıcık dur. Dur bir bakalım. Bir sus bakalım. Dolayısıyla yaratıcılığı doğrudan engelleyen, yaratıcılığın belki de ortaya konulmasını kalıplayan, reddeden bir tutum o. Bir sus. Örneğin anne babalarda çok sık duyarım. Hocam
Bıktım artık sorularına yanıt vermekten. E hocam biz sabır yani. Bu kadar soruya cevap verilir mi? Haklısınız ama sorarak öğrenecek. Biz ne kadar iyi örnek olursak, çocuklar için söylüyorum ve okul öncesi dönemde, o zaman bu yetisini geliştirme fırsatı bulacak. Öbür türlü sorusuz kalan çocuklar, sorusu olmayan gençler, sorusu olmayan yetişkin, merak etmeyen bir toplum olacak. Hı hı. Dönüp baktığımızda işimiz çok. Önce sorulara fırsat vererek. Bu eğitim sistemini hani çocuğu okula başlattık, getirdik. Malum olan şeyler var. Bunu nasıl dengeleyebiliriz peki? Aile ne yapmalı okulda yaşadığı çocuğun bu hani biraz dur, biraz susa, evde de konuş çocuğum, soru sor mu demesi lazım? Ne yapmak, nasıl yönlendirmek lazım? Hep şunu söylüyoruz. Çocuğun farklı yaşantılar geçirmesi için fırsat verecek aile. Müzede öğreneceği şey farklıdır çocuğun. Okul bahçesinde öğreneceği başka, evinin bahçesinde öğreneceği başka. Dokunmayı isteyecektir. Özellikle emekleme döneminde, yürümeye başlama döneminde dokunacak. Dokunması için fırsat vermek. Neye dokunacak? Metale de, cama da, kumaşa da fırsat ver. Dokunarak hissettiklerini daha sonra belki başka bir düşünceye, bir ürüne, bir buluşa dönüştürecek. Yıllar yıllar sonra. Önce fırsat vermek. Farklı yiyecekler, farklı tatlar. Onu yemez benim çocuğum. Bilmiyorsunuz, bir baksın bakalım. Biliyorum ben sevmez. Kendi denesin. Belki sizin sevmediğinizdir. Ona fırsat verelim. Farklı kokular. Stüdyonun kokusu çok farklı. Koridorun kokusu farklıydı. Açık havanın kokusu farklı. Farklı yaşam alanlarına götürmek çocukları. Onların burada olmasını sağlamak. Dolayısıyla her kokudan, her tattan, her dokunduğumuzdan, her gördüğümüzden öğrendiğimiz başka bir şey var. O zaman bir sürü insanla etkileşime girmesine çalışmak. Örneğin çocuklar için. Hani ben anne baba olarak ne yapabilirim? Bir sürü insanla tanıştırmak. Farklı insanlar, farklı mekanlar, farklı yöreler. Çocuğu götürmeyelim, daha güvenli. Anneanneler, babaanneler baksın, dedeler. Ne güzel baksınlar. Hep birlikte bir yere gidelim, bakalım. Bunun için illa ücret ödememiz, çok büyük paralar harcamamız gerekmiyor. Bir alışveriş yaparken de çocuğun öğreneceği şeyler var. Duracağı, oturacağı, soracağı, konuşacağı. Bunun için fırsat yaratmak. Tam yeri geldi. Ben de dün böyle bakarken biraz yaratıcılık. Böyle 40 maddede yaratıcılığı besleyen şeyler yazmışlar. 40'ını birden saymayacağım ama paylaşayım. Bir yapılacaklar listeniz olsun her zaman diyor. Bir defteriniz olsun. O deftere özgürce yazın, iyi bir uyku, etrafınızda güzel objeler bulunsun, evet. Daha çok okuyun, evet. Sağlıklı beslenin, yeni yerlere gidin, hı-hı. Fotoğraf çekin, egzersiz hı-hı. yapın, televizyondan uzak durun, hayat okulu hariç, kahve için, hı-hı. başka seçenekleri değerlendirin, meditasyon yapın, duşta yeni fikirlere açık olun duş alırken, yorgunken çalışın diyor, ara verin, dışarı hmm. çıkın, güzel hmm. müzik dinleyin, yaratıcı insanlarla vakit geçirin, oyun oynayın, film izleyin, hmm. müzik dinleyin, negatifliği reddedin, soru sorun, ansiklopedi okuyun, her şeye açık olun, deneyimleyin, dans edin diye gidiyor. Şimdi bunlara gidiyor. Karşılık ben de şöyle cevap verebilirim Kutay'a, hani işim çok, sabah gidiyorum, akşam geliyorum, işte yapacak hiçbir yok. Yemek yetiştirmek zorundayım. Temizlik var. Bu arada çocuklar ağlıyor. Gece tekrar kalkmak zorundayım. Sabah yine aynı şey. Bütün hafta böyle geçiyor diye sürüp giden bir durum var. Yaratıcılığı engelleyen şeyler de bunlar biraz galiba. Hatta birinci sırada ne var? Ciddi ol. Tabii. Ağır ol. Ağır başlı ol. Ciddi şeyler erdemdir ya. Diye. Öğrencilerim söylediğinde çok mutlu olurum. Hocam hiç hoca gibi değilsiniz. Niye? Niye? Çünkü o kalıbın içinde değilim ben. Hiç olmamaya çalıştım. Hı hı. Hoca gibi değilsiniz. Bir şey var arka planında anlamaya çalıştığım. Ha, ne o? Birlikte gülmek mi? Evet. Birlikte gitmek mi? Evet. Yemek mi? İçmek mi? Dokunmak mı? Yapmak mı? Evet. Ama hayat bu zaten. Öbür türlü başkasının hayatını yaşıyorsunuz ve mutlu değilsiniz. Yaratıcılığı en çok besleyense çevremizde etkileşime girdiğimiz her şey... Onun üzerine kendi hayatınızı, kendi reçetenizi yazıyorsunuz. Ya da başkalarının sizin için hazırladığı reçeteleri uyguluyorsunuz. Evet. Ne diyor? İşte iyi baba olmanın yolları, iyi anne olmanın yolları, iyi, nasıl yaratıcı olunurun yolları. Hayır, onun dışında da yollar var elbette. Tabii ki. İşte onu kendimiz buluyoruz. Ama bu benim saydıklarımın arasında da yani öyle çok
Aha bu çok büyük bir maddi külfet getirir, büyük bir zaman gerektirir falan. Yani birçoğu aslında yok, evde kendi imkanlarımızda yapılabilecek şeyler yani. Aynen öyle, aynen öyle. Ya bugün farklı bir şey yemeye uğraşmak. Hadi bugün yürüyerek şuradan gidelim. Her gün işte şu numaralı otobüsle gidiyorum, şu servise biniyorum. Bugün de yürüyeceğim. Hatta bugün bu yolda kaybolacağım. Ne olur? Burada kaybolurum, öbür sokaktan çıkarım. Aa, burada yeni bir şey açılmış. Ha, geçen gün bu dükkan yoktu. Bunun vitrinine bir bakalım. Ha, engel önce kendisi birey. Hani utanırsa, cesaret edemezse ne mi lazım? El ne der? Tanıdık mı bu ifade? El ne der? Ah, o el ne derler var ya, bizi o kadar sınırlandırıyor ki. Evet. Önce kendimiz vazgeçiyoruz. Ne mi lazım? Şimdi gelin halimle olmaz bu. Anne ne der sonra? Beyim ne der? Hı? Oradan sonra hani bakıyorsunuz çevreniz, çevredeki engeller. Diyor ki siz şöyle yaparsanız iyi yönetici olursunuz, iyi sunucu, iyi eğitmen, iyi filan, iyi falan. Bir dakika, ben böyle olmayacağım ama iyi yapacağım işimi dediğinizde işte yaratıcılığınızı katıyorsunuz. O zaman koşullar değişiyor galiba. Evet. Engeller var mı? Var. Önce kendiniz. Cesaret edemek, özgüven. Ne mi lazım? Yapmayayım. Yok. Her gün yaptığım şeyi yaparsam çok rahat. Düşünsenize, hiç riske atmıyorsunuz kendiniz. Hep yapa geldiğiniz gibi yapmak. Hep düşündüğünüz gibi düşünmek. 40 yıl aynı konuyu aynı biçimde anlatmak. Abartmıyorum. O kadar çok tanık olduğum durum değil var mi? Ki. Evet, evet. Öyle hocalar var vardı. O kadar. Sözü de mi değişmez insanın? Kendi de mi üzülmüyor, sıkılmıyor? Yüzü de mi değişmez? Yüzü de değişmez, saçı da değişmez. Yani şu ifadesi de mi değişmez insanın? Evet. Eli kolu da mı değişmez? Evet, var. Onun için önce kendimiz, hani başkasına reçeteyi çıkarmadan söylemedi. Sonra diğerleri. 1990'daki ders notlarım hala aynı. 2015'te aynısını vermeye devam ediyor. Yaratıcılıkla ilgili belki Kutay birkaç tane daha ipucu vermek olabilir. Yani listenin 41. maddesi. Örneğin sabahleyin veya akşam dişinizi fırçalarken eğer sağ elinizi kullanıyorsanız diş fırçalamayı diğer elle yapıyor olmak. Diğer topu mesela sağ ayağınıza vuruyorsanız topa sol ayağınızla vurmayı denemek. Yani şekil farklı. İkincisi, biraz önce Tülay Hocam'ın söylemiş olduğu gibi hani güzergah farklılıkları. Eve o gün başka yoldan gitmek. Hep aynı sokağı kullanmıyor olmak. Üçüncüsü bana çok ilginç gelmişti duyduğumda. Sabahleyin kahvaltı yaparken her gün yeri değiştirmek. Yani annenin, babanın, çocuğu mutlaka ki oturduğu sabit bir yer var. O yer değişikliği bile çocuğun hani bir kalıba sınırlamak, her şeyi aynı şekilde yapmak zorunda olmadığının bir göstergesi olarak daha o yaşlarda beynine kızılan şeylerden bir tanesi olduğu söylenmişti. Olabilir diye düşünmüştüm. Dolayısıyla 3 madde de bende. Evet, harika. Beyni şaşırtma. O zaman sohbetimize burada küçük bir ara verelim. Figen Biricik bir orkestrasından güzel bir şarkı dinleyelim. Bravo! Bravo! Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım lan. İster öp okşa, istersen öldür. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Yüreğim tutuldu göğsüm kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte. Bir kılcım yeter, hazırım var. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum.
beğeniyor. Hasretinle sevginle yor. Sevgisizlik ayrılıktan daha zor. Dilediğin kadar acıtı canımı. Yokluğunda varlığında yetmiyor. Yokluğunda varlığında yetmiyor. Allah'ım, Allah'ım, ateşleri yürüyorum. Allah'ım, acıyla aşk ile İçime çektim bir nefeste, yüreğim tutuktu göğsüm kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte, bir kılcım yeter hazırım var. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Saat tam 7.59. Bir dakika daha bekliyoruz. Tam 8'de başlayacak toplantımız. Ay. Evet, lütfen ayağa kalkalım sevgili şiir dostları ve şairler. Ay. Hayatını şiire vakfetmiş ve bu yolda vefat etmiş tüm şairlerin manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Bitti. Bir dakika 60 saniyedir lütfen, içimden sayıyorum. Ay yeter, her sabah her sabah ama ya. Ay. Evet, oturun. Buyurun. Aynen ya. Ne oldu, neyden şikayet ediyorsunuz? Buyurun, dinliyorum sizi. Buyurun Gülşah Hanım. Yani sanki çok harika şiirler yazmışsınız gibi. Yani burada şiirlerinizi birazdan paylaşacağız. Yani şöyle bir göz attım toplantıdan önce. Hiç hoşuma giden şeyler değil. Ne yapalım Kutay yani Bey? Yani sabahın 8'inde uyandırırsanız evet, bu yani. Kadar. Ancak bu kadar çıkıyor elimizden, ne yapalım? Bırakın sabahın 8'inde yaratıcı olmayı. Ben uykum açılmadı, yüzümü yıkamadan geldim yok, o derece. Yok, adam anlamıyor. Adam anlamıyor. Yapacak bir şey yok. Neyi yani. Anlamıyorum hanımefendi? Eğer acaba? Yani kendine şair diyen bir insan, kendine sanatçı diyen, kendine şiir dostu diyen bir insan günün 24 saati... Yaratıcı olabilir yani. Bizi kandırdınız tamam mı? Hayır Ayça, bu oturuşlar nedir? Bu ne renk? Bu oturuşları sen tuttun, soktun, şey evet yaptın. Yani. Daha yaratıcı olacağı yaratıcı renkler. Evet, anladım. Pardon, doğru, doğru, doğru. Hem söylüyorsun hem de inkar ediyorsun. Siz bile kendinize değilsiniz Kutay Bey sabah yani, evet yani. Bu ne gerginlik hanımlar, bu ne gerginlik hanımlar yani lütfen. Yani şurada şiir yazmak için dernek kurdum dediniz. Hepimizi hayallerinizi şeyinde kandırdınız yani. Neyi kandırdım hanımefendi? Geldik, yaptığımız hiçbir şey yok yani. Evet, şimdi o zaman yaptık. ...yaptıklarımızı hep beraber paylaşalım. Evet, sevgili şiir dostu, şair arkadaşım Gülşah'ın şiiri. Buyur Gülşah, okur musun şiirini? Aa, lütfen. Tabii okurum. Bana ne? Hava soğuk, üşüyorum. Üşürsen üşü bana ne? Dışarıda kar yağıyor, yağarsa yağsın sana ne? Fakirin yiyeceği yok. Allah düşürsün bana ne? Allah düşünsün bana ne? Maaşlara... O kadar ki okuyamıyorum. Maaşlara zam kendini, yok. Kendi yazdınız şiir Gülşah Hanım. Gayet güzel. Yani. Gece bu kadar, sabaha ancak evet, bu kadar gelir. Evet, bu kadar. Maaşlara zam yok, bende para çok, bana ne? Duydun ki karın ölecekmiş. Ölürse ölsün sana ne? Sana miras kalacakmış. Yahu baştan söylesene. Bravo.
Bir saniye. Yani bu şiirin nesini alkışlıyorsunuz? Bu şartlarda yazılabilecek en güzel şiirler. Bir dakika, yani. Daha bitmedi. Lütfen. Ben çok beğendim. Ellerine sağlık. Ben hiç beğenmedim. Harika, harika. Rezalet. Ben olur, tek kelimeyle rezalet bir şiir. Allah Allah. Hayır, bir şey. Evet. Hah, gelelim sizin şiirinize. Yani tamam çayı seviyor olabilirsiniz ama demli olsun diye şiir yazılır mı? Lütfen. O saatte öyle oldu. Okur musunuz lütfen şey... yazdığınız şiiri? Demli olsun. Duydum ki bana darılmışsın. Üzme beni arkadaş, arkadaşımsın. Langur lungur tarhana bulgur. Bana gönül koyma, çay koy çay. En güzel işte. Gerçekten bravo. Yani bana gönül koyma, çay koy, muhteşem. Yani burası tam körler sağırlar birbirine ağırlar derneğine dönmeye başladı. Hayır, bir dakika o zaman. Yani siz şu kadın halinizle berberim diye niye şiir yazdınız Deniz Hanım? Lütfen şu şiiri biraz bir kuple, birkaç kuple paylaşır mısınız? Tabii. Saçım sakalım uzadı. Serseri gibiyim. Gezerim deli gibiyim. Yol papazlarımı berberim. Saçlarım bitlendi. İnsanın siniri bozuluyor. Üst katı kiraya verdim. Kiramı da alamadım. Kurtar beni bu kiracıdan berberim. Aa diyor, görüyor musun? O da şaşırdı. Elindedir makasın. Pek hünerlidir ellerin. Tatlıdır dilin. Herkesi seversin benim yakışıklı berberim. Yani böylece sizin... Beğenmediniz mi? Yani. Şimdi yani son olarak Başar Hanım'ın yani artık şeyini, şiirini nasıl dayanacak yüreğim? Bilmiyorum hangisiydi? Evet. Oydu oydu. Lütfen şunu... Evet yani nasıl olabilir böyle bir Başardan şey? Başardan da müthiş bir performans evet. Bekliyorum. Hazırız. Yerde bir tas ananas, sana kimse göz koyamaz. Sana göz koyanın gözünü çıkartırım iyi has. Sevgilim bana dedi ki beni onlara verme emi. Tamam dedim, sen nasıl istersen döverim pataklarım hepsini. Gayet harika bir şeydi bence. Gerçekten harika, inanılmaz, sen müthiş başarı. Kadın tamamen duygularını dökmüş, ne var? Aynen öyle. Hangi duygularını dökmüş? Pardon, döverim pataklarım seni. Hayır, tamam ama o duygularını dökmüş. Bunu hangi duygularını dökmüş? Ya ben de berberle ilgili rüya görmüşüm. Onunla ilgili şey yazmışım. Ne yapayım, sabah köründen almamalıydım yani. Böyle olmaz. Para yok, kul yok. Dernek diye kandırmışsın. Yani bak bunca insan toplanmışız. Artık şiirlerimden eser kalmadı. Ben neler yazardım oysa. Yaratıcı insan daim yaratıcıdır. Gülme benim suratıma. Anladın mı? Biz bu dernekten önce kesinlikle daha yaratıcıydık. Kesinlikle de. Olmadı. Kaç kişiyle başladık, kaç kişi kaldı? Bu dernekte artık çalışacak hiçbir şey kalmadı. Yok. Allah Allah. Bende hiçbir şey kalmadı. Hayır efendim, bu derneğin bazı kuralları var. Bu dernek her gün sabah tam 8'de toplanacak. Sen o kadar işte. Sen ne yazabildin? Dernek sizin toplanmaya devam ettikçe yani o yaratıcılıkla. Hadi bakayım. Bir görelim. Sana söylüyorum Turunçgil. Bir aynaya bir bana baksana. Ne görüyorsun? Soyulmuş bir kabuk mu? Ne diyorsun anlamıyorum Turunçgil. Niye gülüyorsun? Çünkü sen benim için sadece kabuklu bir meyvesin. Hey Turunçgil, beni dinlesene. Turuncumsu renginle bir bakış atsana. Sarımsı saçlarımı portakal kokusu yapsana. Dışarı çıktığımda tüm bakışları üzerimde toplasana. Ama gerek yok. Çünkü sen benim için sadece kabuklu bir meyvesin. Ay, adam portakalı şiir yazmış ya. Ay siz ne derseniz diyeyim yani. Ben yine bu adama aşık oldum yani. Çok acayip şeyler yazıyorsunuz. Ben dernekten ayrılmamaya karar verdim. Öyle ya. Ne yapalım yani. Sizi gönderebilmek için başka bir şey bulamadım yani. O zaman lütfen çıkarmışsınız. Dernekten sizi kovuyorum. Bundan sonra bir şey yapmayacağız. Sen kovmuyorsun. Hadi oradan. Sen git şunlara bir çay koy, demli olsun. Ne biçim şiirler yazıyorsun? Hayret bir şey. Yok bundan sonra çay filan. Çay yaratıcı olursun. Yok sana neymiş, bana neymiş. Giderse gitsin, ona neymiş. Ne biçim şiirler. Mikroaydınca topla. Hadi bakayım. Allah Allah. Teşekkürler. Sevgili şairlerimize kocaman alkışlar. Çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, program... Yani oradan devam edelim değil devam mi? Arkamızda Denizciğim sen sorularınla evet. Konuklarımızı terletmeye devam ederken... Tabii ki. Biz de burayı küçük toparlarız. Eve miydi? Hatırlar mısın Deniz? Bahçelerde maydanoz, bu ne biçim bahçıvert? Evet, evet. Gel bana bazı bazı.
ne kadar güzeldi. Zeki Alasya'ydı bu arada. Rahmet eylesin. Evet. Anmış olalım. Anmış olalım gerçekten. Yağdı yağmur çaktı Şimşek Derneği. ne keyifli işler yaptılar. Aynen. Ne kadar yaratıcı işlerdi. Çok, döneminde çok. Yapılmış ve hala bizi güldüren işler. Yaratıcılık için belirli ortama gerçekten ihtiyacımız var mı? Bir takım koşullar sağlanmalı mıdır? Ve o koşullar yaratıcı insanları doğurur mu gerçekten? Hı hı. Yaratıcılık üzerinde çok etkili bulunduğumuz ortamların. Evet, hani o çeşitli uyaranlar, renkler, kokular diye biraz önce ifade ettik ya. Evet, evet. Hani tetikleyen, işe vuruk hale getiren o yetimizi, evet. Ama bütün bunları söyledikten sonra şunu ihmal etmemeliyiz diye düşünüyorum. Hani her yaptığımız yaratıcı mıdır? Hepsine yaratıcı mı diyelim? Her olup bitene? Hayır. Tabii ki yaratıcı birey dediğimiz bireyin önce bir uzmanlık alanında derinlemesine bilgi sahibi olmasını bekliyoruz, değil mi? O konuda derinlemesine bilgisi olacak ki işte yeni ilişkiler kuracak. Yeni bağlantılar belirleyecek, yeni bir takım görüşler öne sürebilecek. Hani Konfüçyüs'ten günümüze uzanan söz, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz diyoruz. Dolayısıyla yaratıcılık için de geçerli. Bilimde mi yaratıcılık, sanatta mı, günlük hayatın içinde mi, bir buluşta mı, bir düşüncede mi, bir bakış açısında mı, nerede? Ama önce bilgi sahibi olacağız. Bu da galiba önce. Yaratıcılıkla saçmalık arasındaki o ince çizgiyi belirleyen şey mi olacak o zaman? Belki de ölçütlerden birisi gerçekten işe vuruk olup olmaması böyle ortaya çıkacak. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ondan sonra da bunu ifade etmek var. Hani iletişim becerisi çok iyi bilirsiniz de bunu nasıl ifade ediyorsunuz? Çok yaratıcı bir şey buldum. Bize bunu nasıl anlatacaksınız? Nasıl göstereceksiniz? Nasıl yapacaksınız? O noktadan sonra bireyden beklediğimiz iletişim becerisi dediğimiz sözlü, görsel, yazılı bunu bize anlat. Nedir senin sunduğun fark? Senin bize getirdiğin yenilikle, yeni bağlantı diye dediğin, ifade edeceğin şeyi nasıl söyleyeceksin bize? Bu önemli. Yaratıcı kişinin risk almasını bekleriz. Ama bu demek değil ki yaksın, yıksın, yok etsin. Hayır, risk almak. Bugün de bunu yapmasam ne olur? Bir de şöyle yapayım. Hani çok sık söylediğim bir örnek vardır. Umutcum'dan esinlendim. Bazı evler biliyorum ben. Şu bardağın yeri 40 yıl oradadır. O bardağı şuraya getirdiğinizde kıyamet kopar. Şunu yerine koy demedim mi sana? Tanıdık mı bu dediklerim? Kesinlikle. Çok. Hani bir tabloya bakarsınız o tablo... defalarca boya badana geçirir ev ama o tablo hep oradadır. Bunun başka bir yeri yok mudur? Yok, onun yeri orası. Böyle bir şey. Niye bunu yenisini denemiyoruz? Böylelikle bakış açımızı da değiştiriyoruz. Risk almak dediğim bazen bu kadarcık şeyi bile göze almak gerçekten. Yoksa çok büyük risklerden söz etmiyorum. Arkasından tabii enerjik olmak. Hani burada bırakırsınız saatlerce oturur, sağa dönmez, sola bakmaz. Böyle birinden yaratıcılık beklememiz çok zor. Hani hareket, gitmek, bakmak, görmek, aramak. Bu enerjiye sahip olan kişinin yaratıcı fikirlerini çok kolaylıkla paylaşabildiğini görüyoruz. Hani enerjiyle birlikte gelen. Benzer biçimde özgürlük, maceraya atılmak, hayal kurmak. Oysa biliyorum ki birçok eğitim sistemi... Sözüm meclisten dışarı. Ne işin var hayal kuruyorsun diyor. Hayal işin kötüdür diyor. Oysa yaratıcılığı tetikleyen en temel ögelerden birisidir hayal kurmak. Düşünsenize denize bakıp denizin içindeki milyonlarca sayamadığım canlıdan esinlenip nicesini nice gereci üretmek, yeni buluşlar yapmak kolay mıdır? Kuşa bakıp uçağı düşünen insanoğlu insan kızı. Denize saatlerce bakıp arkasından bir denizaltıyı üreten güç, bu getirdiğimiz yetiden söz ediyorum yine. Dolayısıyla bunu özgürce de kullanması önemli elbette. Özgürlüğün yanı sıra elbette esneklik, yaratıcılığın olmazsa olmazları. Hani ben gitmem, ben bakmam, ben yapmam, bana uymaz, bana yakışmaz, şimdi olur mu? Bütün bu kalıp sözler aslında kendi o güzelim yetimizi ortaya çıkartmamamız için var olan ifadeler. Hani başkalarının sana yakışır mı, sana uygun mu demesinden daha öte ben yapamam ki, beceremem ki, benim yeteneğim yoktur ki. Biliyor musunuz? Ölçtünüz mü?
Daha önce bir uzmanla paylaşıp konuştunuz mu? Yok yok, ben bilemem öyle şey. Nereden biliyorsunuz bilmediğinizi? Hani bu tür engeller. Ve tabii bütün bunları yapıyorsanız da bir parça yalnız kalmayı tercih edebiliyorsunuz. Toplum içinde, ailenizde, çevrenizde. O yalnızlık da hani fiziksel anlamdaki yalnızlık değil. Hani yalnız kalıp iki şey düşüneyim. Dur, aklıma geleni bir not alayım. Hani not almak dedik ya, o kadar önemlidir ki o. Şunu unutmayayım, bir kenara yazayım. Bugün pasta kek tarifi yazarsınız. Yarın bir yere giderken aklınıza bir şey gelmiştir. Aa, bunu burada kullanırım dersiniz. Biz eğitmenler bir grupta bir söz duyarız. Bunu notunu alayım, bir eğitimde bunu kullanırım deriz. Bütün bunlar yaratıcılığın o küçücük ögeleri. Hani bir çırpıda aklıma gelenler. Şeyi ne yapacağız? Diyelim ki annemiz, babamız, işte kız arkadaşımız geldi. Şiire merak sarmış. İşte ben Demli olsun bir şiir yazdım dedi. Hakikaten verdi. Gönül koyma çay koy. Gönül koyma çay koy. Yani orada onu böyle aşağı çekmek de mümkün. Hani ya sen bu işleri bırak demek, ama desteklersek de bu mantıklı bir şey olmayacak. Ne yapmak lazım? Nasıl davranmak lazım? Nerede bırak, orada bırak. diye. Her şeyin ifade edilişiyle ilgili bir nokta var herhalde Kutay. Yani beğenmediğini kibarca söylüyor olmak lazım. Aksi takdirde iş daha farklı bir yere doğru gidiyor ve çok çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. O insanın zaman kazanmasına da olanak verebiliriz. Şöyle ki, ya sen diyelim ki bir oyuncu adayı senin karşına gelse ve bir şeyleri göstermeye başlasa, büyük bir ihtimalle şunu söylersin. Ya arkadaş, hani bu iş çok sana göre değil sanki. Baktığında onu görürsün ve o adam belki yıllarını verecek konservatuvara girmeyle ilgili çaba gösterecek. Ve çok da yetenekli olmadığı bir alanda bir şeyler yapma çabası bir süre sonra onun hani istediği hayali gerçekleştiremesine sebep olacağı tabii için. Tabii çok bir büyük acılar da var orada. Tabii. Manevi olarak, yani değil mi? Evet, Deniz, yıllarca görüyorsun. Öyle. Dolayısıyla abi bir dakika ya, senin yetenekli olacağın bir alanda bir şeyler yapıyor olmak hayatındaki mutluluğu da beraberinde getirecek. Aksi takdirde yanlış yerde olmayan bir madeni kazıp kazıp duruyoruz ve bir şey bulmaya uğraşıyoruz. Orası değil senin kazacağın yer. Doğru bir yeri kazmaya başladığında belki de istediğin cevhere ulaşacaksın. Burada çok önemli bir şey aslında bugün bahsetmiş olduğunuz ve iş hayatının içerisinde de yenilikçilik veya birazcık daha Tülay Hocam'ın sevmediği ifadeyle olacak ama inovasyon dediğimiz kavram. Çünkü her birim, her işletme, her örgüt artık birazcık daha araştırma ve gelişme faaliyetlerine ağırlık vermekte. Artık sadece şirketlerin değil, ülkelerin de yüzde işte gayri safi yurt içi hasılasının yüzde kaçını araştırma gelişme faaliyetlerine ayırdığıyla alakalı bir durum. Burada hani Tülay Hocam'ın ifade etmiş olduğu kopyala yapıştırı araştırma geliştirme ile birleştirdiğimizde zaman zaman örgütlerde araştırma gelişmenin kısaltması ne? ARG. Kopyalı yapıştırla birleştirdiğinizde arakla getir olarak ifade edebileceğimiz bir başka yere doğru gidiyor. Çok da doğru bir yaklaşım değil. Orada mal ve hizmetler artık tüm dünyaya taklit edilebilir. Teknoloji satın alınabilir ölçüde. Dolayısıyla siz bir araba yapmaya çalıştığınızda arabanın nasıl yapılacağına dair gerekli lisansları, patentleri hep onu üretebilirsiniz. Fakat burada sizin yenilikçiliğiniz nerede olacak? Hani akıl insana yaradı dışında büyük bir ihtimalle ya biz hani şu ülkeye daha fazla akıl verelim. İşte Norveçler daha zeki olsunlar, Amerikalılar işte teknolojiye daha yatkın olsunlar, Japonlar daha çalışkan olsunlar diye dağıtılmıyor. Fakat burada her ülkenin insanın içinden geçtiği eğitim süreciyle, ailesiyle, çevresiyle üretmiş olduğu bir çıktı var. Dolayısıyla eğer işte efendim G7'lerden, G20'lerden, işte 2023'te ülkenin ilk 10 ekonomiden birisi olmasıyla ilgili bazı hedeflerden bahsediyorsak, bunu mutlaka ki buradaki sistemlerle de bağlantılandırıyor, donatıyor olmamız lazım. Aksi takdirde onlar hani çaya koy, demli olsun noktasında bir bağlantı kurulacak hedefler olarak nitelemek de mümkün. Çünkü ülkenin yaratıcılığı nereden geçiyor? Ülkenin yaratıcılığı bireylerin yaratıcılığından geçiyor. Yani bugün ben size Amerika'dan da, Japonya'dan da, efendim
İsveç'ten de Finlandiya'dan da bazı isimler sayabilirim ama markayla bağlantılandırabileceğimiz için çok hani bugün bu ekranlardan söylememize gerek yok. O bir insanın ortaya atmış olduğu fikir, ortaya atmış olduğu yazılım, ortaya atmış olduğu marka, perakende zinciri bizim zaman zaman 77 milyon çalışıp ülkeye kattığımızın neredeyse tamamına denk olabiliyor. Bu bazen cebimize giren bir akıllı cihaz oluyor. Bazen alışveriş yaptığımız, evimizi donattığımız bir yer olabiliyor. O yüzden o yenilikçiliği hayatın içerisinde ortaya çıkartabilen ve bunu örgütlü bir şekilde gelecek nesillere ve sistemlerle başka yerlerde de yaşatabilen hale getiriyor olmak, o gerçekten ülkeye katkı verecek bir hal ve dolayısıyla bir ülke olarak da topyekün kalkınmayı da beraberine getirecek bir hamle olarak karşımıza çıkıyor. Hani ya evet bir şiir yazdım, ona da ihtiyaç var çünkü baktığımızda sanatla çok büyük beslenen bir alan burası. Evet. Edebiyatla çok fazla beslenen, yani Jules Verne'i okuyan birisi büyük bir ihtimalle denizaltını yapmayı hayal edebilen bir birey. Ondan haberi olmadan onu düşünmesine imkan yok çünkü. Ya da Picasso'nun bir resmine bakıp, bir klasik müzik dinleyip, evet, bir Hamlet'i sahnede izleyip bunlar çok ciddi sanat, çok besleyen bir şey gerçekten. Umut'cumun bıraktığı yerden alayım. İsmail Üstel hocamızı da anarak doğuştan getirdiğimiz bir yeti dedik yaratıcılığa. Petrol gibi düşünelim der. Çok severim o örneği. Rafine edilmeden kullanılabilir mi? Şöyle bir bakalım, ne kadar çok petrol ürünü var şu anda bile çevremizde. Ama petrolün kendisi yok. Yaratıcılık da böyle. Hepimizin getirdiği bir yeti ama onu işlemek. Nedir o? Uygulamalı eğitimler, özgüven eğitimleri, sanatla beslemek. Bugün yaratıcılıktan söz ediyorsak kaç tane lisansımız var? Kaç patente sahibiz? Kaç buluş yaptık? Hangi sanatçılarımız uluslararası? Evet. Hangi sanat ürünümüz bizim bir tanecik, biricik? Bütün bunları konuşturabiliyorsak arka planında yaratıcılık var. Aksi halde çakmalar, çakma meslekler, çakma uzmanlıklar, çok görüyorum bunu. Nereye bağlı, nasıl bir uzmanlık sürecini geçirdiniz? Üç kitap okuyup, iki tane film seyredip meslek sahibi olmak gibi. Bu değil yaratıcılıkta o, hani biraz önce dedim ya, o bilgi birikimi, sonra da o bilgiyi işlemek elbette. Şimdi karikatürden anlamak, yani doğrudan mizahı almak, anlamak, mizahtaki o ince düşünceyi bulmak, yakalamak, bundan haz duymak, işte komik film seyretmek, baktığınız zaman öykü okumak kadar, bir sergiyi gezmek kadar, bir sanatın içinde o sanata ilişkin ürünü ortaya koymak kadar yapıp ettiğimiz her şeyin yaratıcılığımıza katkısı var. Şimdi bütün bunlardan sonra acaba eğitim sistemimiz yaratıcı düşünmeyi destekliyor mu? Şimdi engelliyor mu diye de soracaktım. Yani öyle hikayeler var ki, siz şimdi büyük büyük işlerden de söz ediyorsunuz ama ben bayılıyorum. Bir gün bir kadın evinde yemek yaparken bunu dışarıya da yapmak aklına geldi diye her yer şimdi ev yemekleri dükkanlarıyla falan. Yani bu bir zeka ürünü kesinlikle. Bunun için çok büyük eğitimlere vesaireye de ihtiyaç yok. Ama burada bence bir engelleyen de yok. O tesadüfen öyle olmuş ama o engellerle neyle mücadele etmemiz gerekiyor yaratıcılık için? Biricikliğin hazzına varmak. Yaratıcılık biriciklik, özgünlük, bir tanecik demek. Siz onu taklit ediyorsanız, sevgili dostumdan duydum, Ali Öztürk öğretim üyesi arkadaşım, tavuğun suyu lezzetlidir ama tavuk kadar değildir diye bir benzetme yapmıştı. Hani yaratıcılıkta da bu. O ilki ortaya çıkaran. Hani dönüp bakıyorum sokakta yaprak sarma gereci satan yurdum insanı var. Bu daha önce var mıydı bir yerlerde bilmiyorum ama düşünüyorum, acaba bu nereden aklına geldi? Giydiği terliğin ucuna bir küçücük lambayı ekleyip işte gece kalktığında ışıltılı bir terlikle evin içinde gezmeyi düşünen birileri var. Bunun başlangıcı kimdi acaba, hangisiydi? Hani bunun için cesaret, bunun için merak. O merak, hani daha önce birisi yaptı mı bunu, ilk defa ben mi söylüyorum? Onun için biriciklik, biraz önce söylediğim. Şimdi bir eğitim sistemi düşünün ki aynı öğretmen, aynı sınıf, aynı kitap, aynı program, aynı okul binaları yaratıcı çocuk yetiştirecek. Sadece hayal edin. Nasıl bir şey bu? Bunca farklılığı önerirken, bunca farklı yaşantılar içinde olmalı birey derken
nasıl yaratılır, nasıl başarılır düşünelim. Hep beraber düşünelim. Çok zor olurdu herhalde. Hepimiz bu kadar için. Aynalık içinde evet. Farklı olmaya cesaret edecek çocuklar yetiştirmek. Bizler farklı olmaya cesaret eden, farklılığı dağıtsın, yıksın anlamında söylemiyorum, tekrar tekrar düzeltiyorum. Başkası gibi olmamak, o özgünlük, biriciklik, bir tane. Hepimiz bir taneyiz, biriciyiz ama yapıp ettiklerimiz birbirimizin aynısı. Çok iyi bilinen bir sözün iki tane sözcüğünü değiştirip yeni bir fikir gibi ortaya koymak değil yaratıcılık. O size ait değil o tümce. O tümceyi yeniden başka bir içerikle siz sunuyorsanız orada var yaratıcılık. Hani taktığınız bir küçücük aksesuarı takma biçiminizden belki saçınıza verdiğiniz bir anlama kadar. Bunlar çok basit gündelik yaratıcılık örnekleri. İşte buradan buluşa gidiyorsunuz. Buradan patente, lisansa gidiyorsunuz ama daha oradan başlıyor. Anne bir şey buldum diyor çocuk. Ama sen de her günkü saçmalıkların demek var. Ne buldun? Hadi konuşalım. Sence nasıl oldu? Peki başka nasıl olur? Daha ne yapalım? Bunları dersek işte o zaman o yolu açıyoruz. Yani haftalardır konuştuğumuz aslında hep aynı şeye çıkıyor değil mi? Bir konfor alanı var. O konfor alanının içinde güzel güzel hiç suya sabuna dokunmadan hiçbir şey yapmadan da gidebiliriz ama bir şey yapmak için sadece yaratıcılık değil ne yapmak istiyorsak bir anlamda başarıya ulaşmak istiyorsak o konfor alanından biraz risk alarak dışarı adım atmamız evet. Gerekiyor galiba değil evet. Mi? Yoksa yeni bir şey üretmek mümkün değil ki. Üretim dediğimiz şeyin arkasında yatan da o. Yani hadi bakalım bunu yeni bir şekilde söyleyelim. Bunu ben söylediğimde benim etkim nasıl olacak? Umut'u nasıl hatırlayacaklar? Hani her yani ana nokta şu belki de Kutay. Hani bir mezar taşımız olacak. Onun üstünde ne yazsın istiyoruz sorusunu her gün şöyle düşünüyor olmakta fayda var. O zaman hayata kattıklarımızla ilgili bir derdimiz ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Siz çok keyifli oldu. Bir haftaya bundan daha güzel bir başlangıç olamazdı. Tülay Hocam içimizi açtınız yine. Sizin çok gibi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çikilop bir hafta diliyorum Kutay. Ben size çikilop bir hafta diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, pazartesi her pazartesi olduğu gibi Umut Sağ ve Tülay Üstün daha bizlerle birlikteydi. Yaratıcılığı konuştuk Hayat Okulu'nda. Sizlere çok yaratıcı, yaratıcılığınızı harika yerlerde kullanacağınız çok güzel bir gün diliyoruz. Yarın yine aynı saatte TRT Okul ekranlarında biz tam burada sizi bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Her şey yolunda, hayat okulunda.